Değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı üzerine söz aldım. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ne zaman Cumhurbaşkanlığına geçti? Temmuz 2018. Yani başkanlık sistemine geçtikten bir ay bile olmadan geçti. Peki buradaki milletvekilleri, daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olan milli sarayların Cumhurbaşkanlığı devredilmesiyle ilgili bir ses çıkarttınız mı? Neden o zaman reisim çok yaşa dediniz? Değerli milletvekilleri, neden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi o saraylar biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduğunda saltanat rejimine karşı saraylar halkındır dediği için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Siz şimdi o sarayları aldınız, külliye verdiniz. İşte sizin yönetim anlayışınız. İşte sizin yönetim anlayışınız bu, değerli milletvekilleri. Bir başka mesele şu. Cumhurbaşkanlığında Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Finans Ofisi, Yatırım Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi, bir sürü paralel ofis var değerli milletvekilleri. Ne iş yapar bunlar? Bir başka bakanlığın yaptığı işleri yapar. Bakın tehlikeli bir noktaya işaret ediyorum. Daha önce paralel yapıyı gördük. Şimdi yeni paralel yapılar oluşturuyorsunuz. Devlette iki başlık olmaz diyordunuz ya. Sözünüzü tekrarlıyorum. Devlette iki başlık olmaz. Bu paralel ofislerden vazgeçin. Bunu özellikle söylüyorum. Peki değerli milletvekilleri, bu ofisin dairenin başında Milli Saray İdaresi Başkanı kim var? Yasin Yıldız. Kim bu? Gezi direnişi sırasında camide içki içtiler yalanını konuşan kişi. Şimdi böyle milli olan bir kuruluşun başına üstelik bu yalanı Fethullah Gülen basınıyla provoke eden birisini koymak doğru mudur? Hani milli bütünlük? Nerede milli sarayların saygınlığı? Sormazlar mı adama? Yalancının mumu yatsıya kadar yanmaz derler ama değerli milletvekilleri, değerli hükümet, siz yalancının boğazına floresan takmışsınız, floresan. Bunu görüyor musunuz? Şunu söylemek isterim ki bu bütçe kimseye çare değil. Soruyoruz bu bütçeyle ilgili, bütçe bize ne getirdin diyoruz. Diyor ki bütçe inci boncuk. Kime diyoruz? Saraya ve reise diyor. Soruyoruz tekrar, bütçe ne getirdin? Faiz gelirleri, ballı ihaleler getirdik diyoruz. Soruyoruz kime? Vallahi beşli çeteye diyorlar. Durum bu. Ve bütçeye soruyoruz. Bu bütçeyi kim yaptı? Bakan yaptı. Bakan nerede? Eve kaçtı. Bakan nerede? Eve kaçtı. Değerli milletvekilleri, hikaye böyle devam ederse, masal böyle devam ederse, iktidarınız bir yıl daha devam ederse, memleket ne oldu diye sorarsak yandı, bitti, kül oldu deriz değerli milletvekilleri. Durum bu. Bu bütçede ne emekliye, ne EYT'liye, ne öğrenciye, ne öğretmene, ne polise çare yok. Vatandaşın derdine çare olamayan bir çare bir hükümetiniz var. Bir çare bir hükümetiniz var. Ve şunu söylemek isterim ki seçim zamanı gelir. Sandığı koyarlar. Yaptıklarınızı tartarlar. Bir tarafa kredi borcunu ödeyemeyen öğrencileri koyarlar. Diğer tarafa sizin beş çetenizi koyarlar. Bir tarafa EYT'lileri problemlerini koyarlar. Diğer tarafa ballı ihalelerinizi koyarlar. Bir fotoğraf koyarlar. Kanal İstanbul projesini, Katar emirini ve İstanbul'a ihanet ettik sözünü asarlar. Diğer tarafa her şey çok güzel olacak diyenleri koyarlar değerli milletvekilleri. Bir tarafa 34 şehit askerimizin resmini koyarlar Suriye'de. Diğer tarafa Putin'in kapısında bekleyen Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını koyarlar değerli milletvekilleri. Sorarlar, burada bağıra bağıra biz oyun kurucuyuz diyenler, diyen bakanlarımızın fotoğrafını koyarlar bir tarafa. Diğer tarafa tezgah bile kuramayan esnafın fotoğrafını koyarlar. Değerli milletvekilleri, bir tarafa Kaz Dağları'nın, ovalarımızın, dağlarımızın resmini koyarlar ve peşkeş çektiğiniz uluslararası şirketleri koyarlar. Diğer tarafa Çanakkale geçilmez diyen Mehmetçikleri koyarlar değerli milletvekilleri. Bir tarafa mutlu saray, mutlu reis, yaşasın saray diyenleri koyarlar. Diğer tarafa hedefimiz mutlu Türkiye diyen muhalefeti koyarlar değerli milletvekilleri. Söz sırası
Sayın Atilla Sertelay. Buyurun Sayın Sertelay.